Sevgili izleyiciler tekrar merhaba. Yine bir astroloji programında sevgili astroloğumuz Bircan Tükenmez'le birlikteyiz. Kasım ayını konuşacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına giriş yaptık. Ne mutlu bize ve bu dönemleri de, gökyüzünü de, Kasım ayını da bu programda konuşacağız. Çok sert etkilerden geçiyoruz. Evet, yani birkaç aydan beri, hatta birkaç yıldan beri çok sert etkilerden geçiyoruz. Bakalım Kasım ayında bizi neler bekliyor? Bircan arkadaşımızdan dinleyeceğiz. Hoş geldin Bircan. Hoş bulduk Yasemin'ciğim. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi Satürn retrosundan bahsettin. Hı hı. Satürn retrosu geçtiğimiz programlarda da bundan, evet, bahsetmiştin. Çok sevindim. Bitiyormuş artık. Çok şükür bitiyor, evet. Nasıl etkilerle karşılaşacağız? Şimdi 6 Kasım gibi 4,5 aydır retro pozisyondaydı Satürn. 6 Kasım gibi artık retrodan çıkıyor. Bu bize nasıl bir etki etti? Sanki böyle boşa kürek sallıyormuş havası vardı. Yapıyoruz, yapıyoruz, çabalıyoruz, çabalıyoruz, bir şey olmuyor gibi. Yani genelde bu 4,5 aydır bu hava çok hakimdi. Hı hı. Şimdi artık o biraz daha bitiyor ama şu 4,5 aylık süreçte bize şunu gösterdi. Yani bireysel anlamda da haritalarımıza hangi eve düştüyse o konular bizim orada biraz patanaş çekmemize sebep oldu. Aslında bizim gözümüze soktu. Çünkü Satürn ne ister? Sorumluluk ister. Daha somut bir şeyleri ortaya koymak ister. Biz bunları koymak istedikçe de geri adım attık. Koymak istedikçe de geri adım attık. Yani akıntıyı ters kürek çektik gibi düşün. Şimdi artık bundan sonrasında somut bir şeyler ortaya koyma adına çok daha rahat bir süreç rahat başlıyor. Olacağız. Yani yaptığımız, evet, planlar, yaptığımız programlar ya da aklımızdan geçen projelerimizi daha rahat ortaya koyabiliriz. Çünkü bir tıkanıklık yok bu anlamda. Kasım ayı, evet, Ekim çok sıkıntılı bir tutulma koridorundan geçtik. Kasım ayı keza buna göre bir tık daha rahat gibi görünüyor ama söylediğin gibi birkaç yıldan beri çok gergin açılar devam ediyor. Evet. 2024'teki Türkiye'nin 100. yılında biliyorsun bir tutulma oldu. Ay tutulması. Onun etkilerini 2024'ün içerisinde tabii bir günde görmüyoruz etkileri. Aslında önümüzdeki yıl bu anlamda çok daha gergin. O tutulmanın etkisi yaklaşık bir 3-4 yıl sürebilir. Ama bu yıl 2024 yılı 23'e göre çok daha hareketli görünüyor. Ama Satürn'ün retrosu bitmesi bizim için yani kafamızdaki planları hayata geçirmek adına, ama gene söylüyorum, bunun sorumluluğunu alarak daha fazla çaba sarf ederek hayata koyma konusunda çok şanslı. Yani retronun bitmesi bizim için çok büyük bir avantaj oldu bu süreçte. Ama bu demek değildir ki yani %100 rahata erdik değil, değil yani. Değil, hayır değil. Küçük bir nefes aldık. Es verdi gibi düşünebiliriz. Anladım. Yani. Evet. Uranüs-Merkür karşıtlığı var. Evet. Ayın bu konuda neler söyleyeceğiz? 3-4. günleri zaten hep uyarılarda, astrolog arkadaşlarımda da hep bu var. Ayın 3'ü 4'ü çok gergin. Hem Uranüs-Merkür karşıtlığı var, hem Güneş-Jüpiter karşıtlığı var. Dilimize bir kere hakim olmamız gereken bir dönem. Fikir ayrılıklarının had safhada görülebileceği. Uranüs hep diyoruz ya, beklenmeyeni bekle diye. O yüzden o etkiler ilk hafta çok gergin. Biraz daha bir kendimize çekilip daha hani patavatsızlığa da çok müsait bir süreç o birkaç gün. Biraz daha geride durmakta fayda var. Şimdi Merkür aynı zamanda zihnimizi de temsil ettiği için zihin karışıklıkları, kafa karışıklıkları, rüyaların etkilenmesi, rüyalarda, negatif rüyalarda bir artış bu süreçte çok fazla, evet, görülebilir. Evet, yani programdan önce de söyledim ya, evet, iki gündür, 3 gündür acayip böyle film senaryosu gibi rüyalar görüyorum. Rüyalarımda da hep böyle savaşlar var. Evet. Savaşıyoruz yani. Hani çiçekli, böcekli, kelebekli rüyalar değil. Yok. Şöyle bayağı bir şey, öfkeli öfkeli rüyalar. Şimdi transit dediğimiz şey gökyüzünün şu anki konumunun bize olan etkisi deriz. Gergin açılarda ki savaşkan enerji çok fazla yoğun geçtiğimiz, evet, ay. Bu ay da, evet, hala devam edecek yeni ayla beraber, ayın 12'si 13'ü gibi. Şimdi bize 3 şekilde tezahür ediyor bu. Ya gerçekten bu olay bizim başımıza geliyor. Ya bir yakınımızda, komşumuzda, işte şu an komşu ülkemizde olan olaylar çok iç acıtıcı ve sıkıntılı süreç. Ya öyle tezahür ediyor ya da üçüncü bir şekil rüyalarımızla. En iyisi de rüyalardan. Bence de en iyisi de rüyalar. Yani. Ya enerjinin bir yerden akması lazım. İşte dediğim gibi ya rüyayla ya komşuda görüyoruz. Mesela şöyle anlatayım. Geçen yıldı sanırım. Benim haritamda, kendi bireysel haritamda çok negatif bir açım vardı. Böyle boğaz kesilmeleri, işte asılmalarla ilgili bir sabit yıldızı, algol yıldızı. Mesela benim karşı
oturduğum karşı apartmanda hiç tanımadığım biri bir gün bir geldim evin önünde polisler var ve kadın adam boğarak eşini öldürmüş. Yani senin de o enerjin orada çıkıyor. Mesela yani. Kızımın haritasında vardı. O da çok kötü bir trafik kazası gördü rüyasını. Yani illa başımıza gelecek hani felaket tellallığı yapmaya da gerek yok ama tabii ki canımızı sıkıyor. Şimdi komşumuzda olan olaylar, savaş enerjisi, o çocukların halleri ister istemez etkileniyoruz. Yani etkilenmemek için insan olmamak lazım. O yüzden transitler dediğim gibi bu şekilde de hayatımızda tezahür edebiliyor. En güzeli de rüya. Rüya bence de en güzeli rüya. Yani bu enerjinin bir şekilde hatta dışarı atılması gerekiyor. Hatta şunu bile söyleriz. Yani. Biz bazen böyle bir açı gördüğünüzde oturun o gün çataralı, pataralı, vurdulu, kırdılı bir film izleyin. Hmm. Enerji oradan aksın deriz. Evet. O da bir seçenek. İzleyicilerimize de örnek olsun bu en azından. Yani haritası ben... özellikle çok gergin insanlarda bu denenebilir. Yani genelde hep böyle korku filmi izlemeyin, işte negatif duygulardan uzak kalın, bilinçaltınıza yerleşmesin gibi mesajlar veriyorum her zaman ama... Demek ki faydasının olduğu zamanlarda olurmuş. Var. Tabii yani. Oturup bütün gün filmleri. Bunları izle demiyoruz. O açıları yaklaştığı dönemler... Ha, o duyguları bir boşaltsın. Aynen. Filmin öyle. İçerisine girsin, içeride aynen. Oynasın, çıksın. Evet, çok güzel. Yeni ayımız var, nur topu gibi. Nur topu gibi yeni ay ama pek nur topu gibi değil. Neden değil? Çünkü Akrep'te bir yeni ay var. 12'sinde, 13'ü, 12'si gibi. O günlerde de Mars-Uranüs karşıtlığı var. Hep işte beklenmeyeni bekle dediğimiz Uranüs, savaş gezegeni Mars. Bunların ikisi karşıt açı yapıyorlar ve yeni ayda Güneş'le beraber çok gergin bir açı Akrep'te. Akrep burcu zaten biliyorsun kriminal olayların, krizlerin olduğu bir burçtur. Yani krizle dönüşürüz. Aynı zamanda Akrep dönüşmektir, değişmektir. Akrep aynı zamanda parayı da temsil eder, finansal kaynakları da temsil eder. Yani bu yeni ay sonrasında Uranüs etkili olduğu için yeraltı kaynaklarında ya da yeraltı hareketliliğinde bir şeyler olabilir. Aynı zamanda yani para ve yeraltı deyince yeraltında hani bir şey de öyle bir şey de çıkacak, zengin olacağız gibi mi acaba? Öyle de çalışabilir. İşte Uranüs yani işin bunu içinde anladım olunca mesela. Hani işin yeraltı işin... hareketi artık yeter yani. Hani bu yıl içerisinde çok büyük bir yeraltı hareketi yaşadık zaten. Şimdi senin hoşuna gitmeyecek başka bir şey söyleyeyim. Yani. O günlerdeki açı, Akrep'teki derecelerdeki açı 6 Şubat derecelerini de tetikliyor aynı zamanda. Yani deprem hareketliliği görebilir. Aynı zamanda bu Mars... Bu bizim Türkiye haritası. Hayır, bütün ilgilendirmiyor. Tabii ilgilendirir. Neden? Çünkü deprem Türkiye'de oldu. Tabii Türkiye'de olmaz, başka bir yerde de olabilir. İlla deprem de olmayabilir ama Mars etkili olduğu için Mars neydi? Hep savaşmak, mücadele, ateş enerjisidir Mars. Ve Akrep'te de çok güçlü çalışır. Uranüs Mars karşıtlığı Akrep burcunda burası... bilemiyorum nasıl. Yani burada yani dikkat benim etmemiz gereken günlerden birisi. Aklıma hep şey geliyor. Sen bunu bu şekilde anlatırken hep madenlerimiz, işte sıvı yeraltı gaz. Yeraltı kaynakları. Neydi? Katı gaz, sıvı gaz çıkarıyorlardı evet, evet, denizden doğal. Biliyorsun. Birçok ülkenin de gözü üstünde bunlarda. Hani bunun bir savaşı mı olacak acaba? Olabilir. Şimdi savaş Türkiye'nin... derken de illa somut bir savaş tabii, tabii. Değil. Kağıt üzerinde bürokratik de savaş olabilir. Olabilir. Aklıma onlar geliyor yani. Şimdi şöyle Türkiye ben hatta 2023'ün başında bir yayın yapmıştık Ocak ayında hatırlarsın belki. Uranüs Boğa burcunda ve toprağın altındaki zenginlikleri de ortaya çıkartabilir. Yani illa biz bunu kötüye de yormayalım ki son aylarda çok da konuşuluyor. Duymuşsundur bir sürü YouTube programlarında da geçer yeraltı kaynaklarımızın evet, ne kadar evet, altın madenlerinin olduğu, bor madenlerinin olduğu. Bunlarla ilgili bir şeylerin de tetiklenmesi olabilir. Yani illa kötüye yormayalım ama Mars işinin içinde olduğu için maalesef biraz daha... Mücadele mi olacak? Ha, olabilir yani. Mücadeleyle olabilir. Zaten Akrep evet. olduğu için diyor ki sana yani kriz yönetimini bir kere çok iyi yapmamız gerekiyor. Yani Akrep burcu bir yerde varsa bitti. Orada yeni ay varsa krizi çok iyi yönetmemiz gerekiyor. Yani biz zaten Akrep ülkesiyiz. Akrep ülkesi. Türkiye'nin Akrep ülkesiyiz. Akrep, kriz yönetimimiz, son dakikacılığımız ve kriz yönetimimiz konusunda çok iyiyiz. O yüzden Türk halkı mesela Avrupa'ya bakarak çok fazla zorluklarla mücadele ettiğimiz için bizim kriz yönetimimiz daha iyidir. Daha kıvrak bir zekaya sahibiz. Mesela sahip. Başkası bir afallayıp kalırken çözüm biz hemen üretiriz çözüm sana. Üretiriz. Evet. Mesela Avrupa'da şöyle bir şey var. Tornavida yoksa o vidayı açmaz. Biz onu ne yaparız? Bir bıçakla bir şeyle mutlaka açarız yani. Mutlaka bir çaresini onun buluruz. Gibi düşün. O yüzden evet. Türkiye'nin bu anlamda kriz yönetimi yani küllerinden yeniden doğmakla alakalı biz bu konuda ihtisas yapmışız zaten.
Aynen doğru. Müthiş yani. Bizi kamçılayan bizim, bir şey bir de. Hakikaten ama öyle. Biraz bizim genlerimizde de var sanırım. Yani benim annem de öyleydi. Evde acayip pratik çözümler bulurdu evet. Yani ufacık işlerde ne bileyim. İnsan aklına gelmeyecek çözümler bulurdu. Şu an aklıma gelmiyor, örnek veremiyorum. Biz de öyle değil miyiz hepimiz yani? Hepimiz öyleyiz. Aynen. Avrupa'da yani usta gelmeyince bekliyorlar. Elektrik kablosu kopmadığı için elektrik kablolarını çamaşır ipi olarak kullanan bir kadın. İşte. Yani normal çamaşır ipini kullanmaz. Elektrik kablosu daha sağlam. Şey yapardı. Güneşten erimiyor, bir şey olmuyor falan. Hani geri dönüşümünü de çok iyi kullanıyoruz evet. Biz. O yüzden ben Türkiye'den ümitliyim o anlamda. Çünkü kriz yönetimimiz bizim süper. Yani hem Türkiye'nin haritasında biliyorsun Anka yıldızı var. Yani küllerinden doğmakla ilgili. O yüzden ne kadar kriz olursa olsun biz bir şekilde üstesinden geliriz. Bu bizi aslında bu kriz de bizi birleştiren, bütünleştiren bir enerjide taşıyor. Her zaman öyle olmamış mıdır geri dönüp baktığımızda? Nerede bir kriz sonrası hepimiz bir birlik bilincine geliriz. Aslında hani negatif gibi görünen şey pozitife hizmet eder. Evet ve aslında yani Türk halkında biz bilinci var. Var çok. Atalarımızdan gelen, ama silkelenmesi gerekiyor olan bazen. Bir biz bilinci var. Gerek Fransa olsun, gerek işte Almanya'nın gençleri olsun, Türkiye'de yaşamaya başlayan gençleri soruyorlar hani farklılıklar neler. Mesela çok ilgimi çekti röportajın bir tanesinde. Diyor ki orada biz diyor sadece kendimizi düşünürüz diyor. Buraya geldiğimizde bir başkası için yaşamanın ne olduğunu öğrendim evet. Diyor. Hani biz bir başkası için yaşıyoruz. Annemiz için, tabii, kardeşimiz tabii. için, çocuğumuz bazen için. Bazen abartıyoruz onları. Yapabiliyoruz. O biz bilinci var yani bizde. Var. Çok fazla evet. Var. Ama bizim Türkiye'de şöyle bir şey de var. Biz bilincinin ortaya çıkması için de biraz... Sıkışmak gerekiyor. Evet. Şimdi sıkışacağız biraz. Sıkışmadan olmuyor yani. Enerji sıkışınca ortaya çıkıyor. Evet, evet. Şimdi Venüs kendi burcuna geçiyor evet. Teraziye bu ay. Bizi biraz rahatlatıyor mu? Evet, rahatlatıyor. Çünkü Venüs aşk para gezegeni. Terazi'de en sevdiği yerde. O yüzden ilişkiler, aşk konuları, uyum, adalet, estetik bunların daha fazla göz önünde olabileceği, en azından biraz daha kendimizle ilgilenebileceğimiz, işte ne bileyim küçük küçük operasyonlar, saçımız, başımız, daha dişil enerjinin aktif olmasıyla alakalı. Zaten oralara doğru çekiliriz. Daha sanatsal konuların gündemde olduğu zaman olduğu. Dedim. Yani hı-hı. Biraz daha dediğim gibi Ekim ayına göre Kasım biraz daha minnoş gibi ama tabii tutulmanın etkileri işte yeni ayda biraz sıkıntılı. Birazcık rahatlayalım ama. Ama ya. Evet burada şöyle bir şey nefes de verelim. Nefes alamaz gibi. Evet bazen öyle oluyoruz. Oluyor evet. Evet geçen ay gerçekten öyleydi. Kasım'da dediğim gibi. Savaşın da etkisi var. Yani dediğim gibi 3-4 Kasım, 11-12 bunların bir gün eksikisi bir gün artı buralara biraz dikkat etmekte fayda var. Bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi tutulma hattı Koç terazi aksındaydı biliyorsun. Aslında 1,5 yıl boyunca bu uyum, adalet, denge konuları ilişkilerde özellikle daha fazla gündemde olacak. Yani bir tarafta Mars enerjisi daha ben bilinci, terazi daha biz bilinci. Bu 1,5 yıl ilişkiler bu anlamda biraz sınanabilir. Uyumun, dengenin, adaletin olmadığı ilişkilerde biraz bu süreçte masaya yatar. Bu süreç değil kaç zamandan beri bu süreç zaten sınanıyor yeni geçtik, yani. Yeni geçtik ama bu 1,5 yıl biraz daha bu konular daha da gündemde. Yeniden gündeme gelecek yani, diyorsun. Evet, çünkü 2025'in yani sonuna kadar. Bu ilişkilerin kadar. Sınanması kaç yıldan beri var. Vardı da. Artık böyle yeter yani. Koç terazi de bu maalesef bir tık çok daha sıkıcı. Fazla. Çok yani aslında. Ne zaman çıkacak? Yani şu karanlığı yırtıp aydınlığa ne zaman çıkacağız hocam? Biraz 2026'ları bulacak gibi görünüyor yani. Özellikle şu Koç terazi aksı Koç çünkü savaşma enerjisi Mars'ın etkisiyle. Yani bu önümüzde 1-2 yıl sıcak geçecek görünüyor. Gençlikte geçiyor tabii. Tabii geçiyor. Yani sefasını yaşlanınca mı süreceğiz? Gökyüzünün çocuklarımız sürsün en azından. Yani biz çekelim de onlara güzel günler kalsın. Evet. Hepimize güzel günler evet. Olsun. Hepimize güzel gene günler. Gene biz yaşadık Yasemin. Yani gene biz çocukluğumuz, yine gençliğimiz daha bence doya doya geçti gibi geliyor bana şimdiki nesile bakarak. Tabii sokağa çıkıp oynayamıyorlar evet. Bile. Evet. Yani hani dünyada yaşamak deyince benim algıladığım doğası, toprağı, oksijeni, evet, suyu, şırıl şırıl dereleriyle birlikte yaşamaktır. Ama nerede şimdi yani akıllı şehirlerde sıkışıp yapay kalmış. Yapay zeka bir yandan geliyor. Yani hani modern hapishanelerdeyiz artık. Evet.
Hani o kadar özlem duyuyorum ki böyle hani ormanlara gideyim, o oksijen kokuları, oksijeni içime çekebileyim. Aslında bu bizim her gün yaşamamız gereken doğal bir hakkımızken ne kadar uzak kalıyoruz biz bu tarz şeylerden. Resmen çok, hapishanede gibiyiz, evet, açık hapishanede. Çok üzücü, evet. Açık hapishanede. Çok üzücü. Çocuklar için çok teknolojiyle daha... birlikte kendimize doğal hapishaneler kurduk. Kurduk, gerçekten öyle. Ve bunları artık çoğu etrafımdaki insanın fark ettiğini görüyorum. Herkeste böyle bir şey var, bir sorgulama başladı. Evet. Gerçekten çok farkında herkes. Ve yani bir profesörün röportajını dinlediğimde demişti ki, acaba dedi, biz mi akıllıyız, hayvanlar mı akıllı? Yani onlar doğal yaşam şartlarında doğal bir şekilde yaşıyorlar. Evet. Teknolojiyle birlikte kendi kendimize kötülüğü biz yaptık aslında diyor. Yani... Geçen bununla ilgili bir belgesel izledim. Çok etkilendim orada. Avcı toplayıcı dönemde biz gayet sağlıklı, doğada yani... yaşayan, doğayla iç içe olan. Ne zaman ki artık tarıma doğru yavaş yavaş geçmeye başladık, orada kırılmalar başlamış. Artık toplu yaşamlar, işte toplu yaşamaya başlayınca hastalıkların artması... İşte kesmeler, öldürmeler, biçmeler ama avcı toplayıcı dönemde daha ilkel zamanlarda çok daha sağlıklı, çok daha doğayla bir ve bütün İç içe, değil mi? Evet. Marsya'ya geçiyor. Evet, Marsya'ya geçiyor. Bu, 24 Kasım. Buradan ne anlamalıyız biz? Marsya'ya geçiyor. Mars zaten savaşma enerjisi biliyorsun. Yani hayat enerjimiz, illa savaşla bağdaştırmayalım. Yay ateş elementinde olduğu için burada biraz daha bir aceleci davranabiliriz. Keza Merkür de yaya geçiyor. Yani ikisi peş peşe, biri ayın 10'unda geçiyor, biri ayın 24'ünde geçiyor. Yay evet. Enerjisi zaten akrep bittikten sonra biliyorsun yay burcunun doğum günü başlar, bir ay sürer. Yani bütün gezegenler yayda ay sonuna doğru toplaşmaya başlıyor. Şimdi yayda olmasının sebebi şöyle bir sebep verebilir. Yay biraz daha fanatizmle alakalıdır. Daha çok din adamlarını temsil eder. Daha çok fanatikliği gösterir. Biraz patavatsızlığı da gösterir yay burcunda. O yüzden burada biraz hem Merkür'ün hem Mars'ın yaya geçmesi bizim daha düşünmeden hareket etmeye, daha atak davranmaya... Yani çok kendimize hakim olamayabiliriz orada. Üniversiteler, peki, üniversite hocaları, bunlarla ilgili konular, mülteciler, hukuksal konular bu anlamda ay sonu biraz böyle kabaracak gibi köpürecek. Görünüyor. Köpürecek. Evet. Artık yani geliyor yani buralara evet. Gelmeye başladı. Evet. Şimdi hastaneye gidiyorsunuz, postaneye gidiyorsunuz, bankaya gidiyorsunuz. Her yer kalabalık. Evet, her yer gerçekten kalabalık. Öyle. Yani biz bir yere kıpırdamadık. Biz yerimizdeyiz. Ve rahat ve huzurlu hayatlarımıza devam etmek istiyoruz. Neredeyse ağzımızın içine kadar girecek artık. O kadar nüfus evet, çoğaldı, arttı. Sokaklarda yürüyemez hale geldik. Kalabalıktan. Tabii bir yerde bunun kabarması, köpürmesi normal. Normal. Ay sonu biraz yani. Öyle. Ay sonu mültecilerle ilgili konular gündemde olabilir. Bir de ikizlerde dolunay geliyor ay sonuna. Yani hepsi ay sonuna böyle sıkışmış durumda. Ay sonu biraz gergin. Ayın yani başı, ortası ve sonu. Doğum yapacak kadın sancısı gibi bir şey gibi mi? Gibi. Şimdi dolunayda bir de ikizler dolunayı var. Ayın 25'iydi sanırım yani 27'si gibi. Orada da hep iletişim. İkizler biliyorsun zaten hani negatif tarafı dedikodudur, bilgi kirliliğidir. O daha büyüyecek diyorsun. O daha büyüyecek. Dolunaylarda büyüyor olduğu çünkü. Için yalan haberler, asparagas haberler çıkabilir. Çok spekülasyonlu olaylar, konular gündeme gelebilir. Burada bilgi kirliliğine biraz dediğim gibi dikkat etmekte fayda var. Dedikodu had safhada olur bu süreçlerde. Yani ikizler dediğimiz zaman bir kere iletişimin yoğun olduğu bir dönemdir. Dolunay'da ne olur? İyice büyür. Yani o iletişim eğer negatif taraftan bakıyorsak iletişim had safhada. Bir de Merkür yayda patavatsız, dengesizlik. Yani ağzımızdan çıkar, yakalayamayız onu artık. Giden gitmiştir. Lazım. Evet, birazcık yani ben daha sakin, dingin, meditatif halde kalmakta fayda var ay sonu. Evet. Ama şöyle bir şey var. Bu biraz da yaşam biçimiyle tabii, alakalı. Karakter. Mesela çocukluğumdan beri dedikodunun çok kötü bir şey olduğunu, işte kınadığın şeyi yaşamadan ölmeyeceğini vesaire bu gibi bilgilerle büyüdüğüm için yapamam, istesem de yapamıyorum ben dedikoduyu. Şimdi sen yapamazsın ama bunu yapan olursa da kendi kuyusuna zaten düşecektir.
Şimdi bireysel yani, bazda düşünmesek de... İkizler Dolunay'ı bunu büyüteceğine evet, göre büyütür. O kocaman bir kuyu olacaktır olur. Önüne. O da hepsini içine alır. Düşecektir içine yani. Alır. Hani düşme zamanı gelmiştir o dedikodu yapan kişilerin. Bir kuyu lazım önlerine. Kendileri açacak tabii ki bu kuyuyu. Ben öyle düşünüyorum. Aslında hepsi baktığında hayra hizmet ediyor. Bir de bu sadece hani bireysel bazda evet böyle işleyebilir ama aynı zamanda da global bazda da işleyebilir. İşte sosyal medyada çıkan yalan bir haber olabilir. Yani illa kendimizle alakalı bir şey çıkmaz da başka bir şey çıkabilir. Yani toplumun genelini ilgilendirecek bir yalan haber çıkabilir. Bir linç yenilebilir. Yani bunlarla ilgili aynı zamanda ikizler akciğerleri de temsil ettiği için bunlara da dikkat etmek lazım. Solunum yolu hastalıkları. Ayın başında Mars olduğu için ateşli hastalıklar bu ay artar. Zaten havalar Uranüs'ten dolayı artık bir dengesizleşecek. Sağlığa da bu ay biraz dikkat etmekte fayda var. Çünkü Kasım artık kış geliyor diyor. Yani biraz da bağışıklığımızı güçlendirmekte fayda görüyorum. Çünkü önümüzdeki sert bir kış söz konusu. Akciğerler, yani, solunum, nefes egzersizleri mesela tavsiye edebiliriz bu evet, anlamda. Evet, bir de fast food yiyeceklerden biraz uzak kalıp evet, artık doğal yiyeceklere yönelmek. Tamam, lezzet olarak fast food yiyecekler kadar lezzetli değiller ama bizi sağlıklı tutacak olan, ayakta tutacak olan, yaşam enerjisi verecek olan yiyecekler doğal yiyecekler. İşte özellikle kök yiyecekler artık çıkmaya başladı. Evet. Havuç, turp, pancar, işte kereviz vesaire evet, bunun gibi şeyler. Zencefiller de çalın. Evet, sebzeler bunlar özellikle. Bunları daha çok tüketirsek zaten bir salgın var şu anda. Bir grip salgını var. Bağışıklığımızı güçlü tutmamız lazım. Evet. Ancak o zaman ayakta kalabiliriz. Bu mesajı da vermek istedim programın arasında. Başka eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Başka bir şey mı? Yok. Ben şunu söylemek istiyorum. Ayın başına dediğim gibi 3, 4, 5... 10, 11, 12, 13 o tarihler biraz tehlikeli ve ay sonu. Arada bir Venüs'ümüz var, ona tutunalım. Venüs terazi. O evet, biraz daha minnoş, tatlış bir Venüs olarak bize destek olur diye düşünüyorum. Yani biraz daha pozitif taraftan bakmakta fayda var. Çünkü olacak olan zaten olacak. Hani bizim bireysel anlamda da çok yapabileceğimiz ancak işte iyi tarafından sakin bakmak, kalmak, sağduyulu olmak evet, ancak bunları yapabiliriz. Galyana gelmemek. Gelmemek. Biraz biz Venüs'ün elinden tutalım diyorum evet, bu ay. Yani bu ay daha sakin, daha akılcı yaklaşarak evet, konulara ve olaylara. Çünkü hakikaten o gerginlik enerjisi hepimizde var. Yani zaten kaç yıldır gergin sert etkilerden geçiyoruz ama ara ara bir rahatladığımız oluyor. Fakat şu özellikle bu bir haftadır, 10 gündür işte Kasım ayında yaşayacak olduklarımızda gergin enerjiler olduğu için sinirlilik, öfke patlamaları, patlamalar, çatlamalar enerjileri hemen hemen hepimizin üstünde olacak. Bir de şunu tavsiye edelim. Onun için edelim, dikkatli yaklaşmakta fayda var her konuya. Bir de bedensel anlamda güçlenmemizde çok fayda var. Bu süreçte yani koç terazi aksında yani biraz daha bedensel hareketlerimizde biraz daha sporu hayatımıza koyarsak hem o negatif enerji de dağılmış olur. Ben bunu da tavsiye edebilirim seyircilerimize. Biraz yani bedeni hareket ettirmekte fayda var. İmkanı olanlar iş çıkışında evlerine yürüyerek gidebilirler. Evet. Biraz harekete eklemek lazım. Evet, o hayata önemli. Yani ben şöyle düşünüyorum. Mesela bir evimizi temizlemek bile ki ben zaten yaparım yani. Neden? Öyle bir inancım var ki elimin enerjisi evimin her yerine değsin. Evet. Yani benim ışığım, enerjim evimin her yerine değsin düşüncesiyle yaparım. O bile bir egzersizdir aslında. Tabii tabii. Hareket ediyorsun. İkizler Dolunay'ını da konuşarak konuştuk, programımızı sonlandırmış oluyoruz. Geldiğin için, bize bilgilerini aktardığın için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederiz, ederim Yasemin'cim. Yine çok güzel bir program oldu. Benim için de. Biz sert etkileri konuştuk ama hepsi de çok kötü geçecek anlamına gelmiyor tabii ki. Dikkatli olalım. Dikkatli davranalım. Her zaman yaptığımız gibi yaklaşmayalım konulara. Daha dikkatli yaklaşalım düşüncesiyle program yaptık. Hepinize teşekkür ederiz izlediğiniz için. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.